Merhabalar arkadaşlar, fmoyuncusu.com editörü Mert ben. Bugünkü videomuzda, daha doğrusu bu videomuzda Beşiktaş kulübünü inceleyeceğiz. Daha öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerini incelemiştik. Bugün Beşiktaş kulübünü inceleyeceğiz. Genel olarak Beşiktaş'ın transfer güncellemesi bölümünde kariyer açar açmaz karşınıza gelen bu bölümde kiralık olarak Talisca, Jermaine Lens ve Atınç Nukan takımda olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Lens'in bonservisle ile beraber Beşiktaş'a transfer olacağını da burada görüyoruz. Transfer güncellemesi kısmında kiralık olarak Pedro Franco, Oğuzhan Aydoğan, Alexander Milosevic ve İbrahim Tekeli gibi oyuncular kiralık olarak başka kulüplerde çok bir giriş çıkış yok bu anlamda. En azından diğer kulüplere göre. Gökhan Gönül 3 oyuncu sakat başlıyor. Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Atınç Nukan. İki Gökhan da sakat ve bunların üçü de uzun süreli sakatlıklar. Gökhan Gönül 2-4 ay arası, Gökhan Töre 4-6 ay. Atınç ise 14-15 ay, 1 yıldan fazla uzak, düz çapraz bağlarında darbe ediyor. Sorumluluklar vesaire. İlk olarak Beşiktaş'ın kadrosunu inceleyerek başlayalım. Hayal kırıklığı bir kaleci Boyko var. Hayal kırıklığı derken Beşiktaş'taki performansı dolayısıyla hayal kırıklığı, yoksa buradaki özellikleri Yani bir Kopenhag düzeyinde bir kaleci. Yani Beşiktaş'ın altında bir kaleci. Süper Lig'de de Avrupa'ya gitmeye çalışan takımlarda oynayabilir. Bence Süper Lig'de bir kulüp yönetiyorsanız Boyko'yu transfer edebilirsiniz. Çok fazla üzerine durmayacağım. Fabrizio, daha doğrusu Fabri diye tanıyoruz. Fabri özellik bakımından da, yani Boyko'nun biraz daha üzerinde libero kaleci, önde oynayan bir kaleci. 29 yaşında İspanyol, 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli var. Yıllık 1.4 milyon euro kazanıyor. 3 yıldız antrenör raporunda. Şöyle genel anlamda yorumlayacak olursak özellikleri, biraz daha diğer videolara göre hızlı olacağım. Yani maaşı gereği ve özellikleri gereği oldukça iyi, verimli bir isim. Yalnız çok aşırı üst düzey bir kaleci olarak gözükmüyor. Yine de libero kaleci olarak oynaması, az maaş alması, özellikle diğer kulüplerdeki kalecilere göre olumlu yönleri ve bu kaleci 3,5-4 yıldız dolaylarında olsaydı mevcut yeteneği itibariyle kesinlikle yani master degree, yani süper bir kaleci olurdu. Ama Beşiktaş için gayet yeterli. Pepe profili olarak, yani çok üzerine durmayacağım. Fiziksel olarak tabi biraz düşüş var. 34 yaşına gelmesi itibariyle biraz düşük yapmışlar özelliklerini. Yıllık 5 milyon euro alıyor. Çok oynatmayın kesinlikle arkadaşlar. Benim tavsiyem. Bilmiyorum kaç yaşına kadar oynar ama yani gönderin ki maaş bütçesinde yer açılsın. Matej Mitrović. Çok oynatmıyorlar bunu Beşiktaş'ta. Bilmiyorum çok. Yani nasıl özellikleri falan. Rijeka'dan alınmış. Basamadık. Evet. Yani vasat, sıradan bir stoper arkadaşlar. Yani Avrupa'da bu da aynı Rijeka gibi takımlarda oynayacak bir takım. Yani Dinamo Zagreb tarzı takımlarda. Yani Beşiktaş için bence tam bir stoper değil ama yine Türkiye'de Avrupa'ya gitmek için mücadele edecek takımlarda oynayabilir. Yine 2,5 yıldız verilmiş. Çok fazla üzerine durmayacak. Tosic. Beşiktaş'ın yaş ortalaması çok yüksek arkadaşlar ya. Standart stoper özellikleri iyi, zihinsel olarak özellikle başa ortalama daha doğrusu. Mevcut yeteneği 2,5 yıldız vermiş. Maaşı itibariyle iyi bir yedek olur arkadaşlar. İyi bir, yani yedek oyuncu olur, rotasyon oyuncusu olur. Çünkü hem stoperde hem sol bekte oynuyor. Bence yani Mitrovic'i gönderin, yedekte Tosic dursun, daha mantıklı. Medal yeni transfer, hemen inceleyelim. Medal, yani ben fizikini futbolcudan ziyade güreşçiye benzettiğim bir oyuncu. Yalnız burada iyi özellikler vermişler. Bence hak eden bir oyuncu.
yani 3,5 yıldız vermişler. Tam hakkıdır. Savaşçı orta saha doğru. Aynı zamanda stoper ve orta sahada da oynayayım. Orta saha merkezde de oynayabiliyor. Markaj özelliği yüksek. Top kapma özelliği yüksek. Onun dışında teknik özellikleri çok iyi değil. Gerçekte olduğu gibi. Ama zihinsel özellikleri gayet pozisyonuna göre uyumlu, verimli ve yüksek. Fiziksel anlamda da hakeza öyle. O şekilde. Gayet iyi özellikleri var. Oyun tercihlerine bakacak olursak kısa basit paslar yapar. Rakibi sıkı marke eder. Markaj yapar. Topa yatarak hamle yapar. Yani tam bir ön libero oyuncusu. Stopere de çekebilirsiniz. Rotasyona gelir. 8,75 bonservisi. Milyon euro. 8 milyon 750 bin euro bonservisi. Yıllık 2,7 idare eder. Çok fazla bir maliyeti. Aslında fazla ama maliyeti idare eder. Yani kabul edilebilir düzeyde. Adriano herhalde Beşiktaş'a gelene kadar FM'de buna kontrol edeceğim 2017'den. Yani sağ bek olarak gözüküyordur. Beşiktaş'ta sağ bek olur resmen. 3,5 yıldız verilmiş. 32 yaşında. Özellikleri itibariyle Adriano'yu yansıtıyor. Kaliteli. Kanat bek aynı zamanda. Hücuma da destek verebilen. Defansta da verimli olan bir bek. 3,6 bonservisi. 2,17 aldığı maaş. Adriano düzeyinde bir futbolcu için 2,17 çok iyi bir maaş. Bunu da belirtelim. Yani ya rahmetli Atiba. Bir profiline bir şöyle bir bakın. Yani inanılmaz yaşı yüksek Beşiktaş'ın arkadaşlar. Evet. 150 milyon euro. Lan amk. İzleniyormuş reis ya. Dortmund. Oo reis. Büyüksün. Bir cips kola yaparsın artık. Ozan Özyakup 24 yaşına gelecek vadeden diyelim yani artık oluşmuş profili ama şey diyebiliriz yani uzun süre oynatabileceğiniz bir oyuncu en azından. Ben olsam Beşiktaş'ta tutarım. Satmam. Ama paraya çok ihtiyacınız varsa satabilirsiniz. Size sürpriz bir isim söyleyeceğim ben. Bu videoda söyleyeceğim onu. Eğer bulursam profilini açıksa Trabzonspor'da. İlk kontrol 17. Yani özellikleri güzel. 3,5 yıldız verilmiş. Bence Oğuzhan 4 yıldızı alabilirdi. Ama belki şöyle yapalım. Evet 4 yıldızı erişebiliyor. O açıdan aynen, yani kabul edilebilir. Özellikleri çeviklik. Evet agresiflik, cesaret, çalışkanlık düşük. Yani bu da Oğuzhan'ın genel olarak zaafı. Liderlik düşük. Oğuzhan'da bu özellikler ne yazık ki yok. Yani biraz Selçuk'un genç hali gibi. İlerleyen yaşlarda ben Selçuk gibi olacağını düşünüyorum. Yıllık 1,77 milyon euro. 1 milyon 750 bin euro alıyor. Bonservis değeri 7,25. Nereden baksanız 13-14'e 15'e gider gibi. Yani 150 olmasa da oyun içerisinde bu bütçelere gider gibi. Ofansif oyun kurucu. Kısaca bir Tolga'ya bakalım. Yani Süper Lig için ideal bir orta saha oyuncusu gibi duruyor. Quaresma reis, Kyoyedi reis. Ya o da 33 yaşında. Yani Allah'ım Allah'ım yani. Beşiktaş'ta kariyer yapacak olan menajer şunu bilsin ki yani transfer yapmayı çok seven oyuncu da Beşiktaş'ta kariyer yapabilir. Çünkü her sene bir oyuncusu emekli olacak gibi düşünebilirsiniz. Orkan Çınar yeni transfer. Evet zihinsel olarak berbat. 2 yıldız vermişler zaten. Talisca Reis. Zihinsel olarak ortalama. Yani. Fiziksel olarak da ama teknik özellikleri gayet iyi. Mesafe tanımaksızın şut çeker. Plase şut vurur. İyi ofansif orta saha. Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları hep ofansif orta saha gibi ya. Tolgay da öyleydi. Oğuzhan da öyleydi. Talisca da öyle. Fener'e attıkları çalım. Jermyn Lens 20,5 milyon euro. Çok fazla ya. Gerçekten. Güzel arkadaşlar. Türkiye'de iş yapar. Quaresma'nın emekli olacağını düşünürseniz iş yapar yani. Dribbling 16. Orta yapma 16. Teknik 15. Güzel. Çalışkanlığı biraz düşük. O açıdan çalıştırılabilir ama yani Lens Türkiye'de iş yapar. Babel profili yani Babel'e yansıtıyor. Babel bu aralar formda ama formda olduğu zaman bu profille de aynı performansı gösterecektir muhtemelen. Ama yani bir süperstar değil. İyi bir takım oyuncusu oldu Beşiktaş'ta diyebiliriz.
Evet, 35 gol. Bakalım ulaşabilecek mi? Oluşturabilecek misiniz? Türkiye Ligi çok kolay zannediyorlar. Geliyorlar buraya. Burada fiziksel gücü görünce İspanya'da böyle yumuşak temas, sarılma falan. Burada adamı öpüyorlar tabii. Ancak kaç maçta bir gol atabiliyorsun. O yüzden Türkiye'deki golcülerin fiziksel gücünün olması lazım. Burada fiziksel gücü iyi gözüküyor ama bence hak etmez yani. Negredo bu kadar dayanıklı bir futbolcu değil. 3,5 yıldız verilmiş. Özelliklere göre Soldado'dan bir önceki videoda Fenerbahçe'yi izlemiştik. Soldado'dan bir tık aşağıda ama yani Türkiye'de oynar FM'de rahatlıkla, gönül rahatlığıyla oynatabilirsiniz. Bu reisi serbest bırakıyorlar Marlon'u. Evet, Cenk'e gelelim. Avrupa'da attığı gollerin etkisini görüyoruz Cenk Tosun'da. Özellikleri gayet iyi. 9,5 milyon euro maaşı var. Yıllık 1,80. İyi Beşiktaş için yani gayet iyi. 19 maç 5 gol. Yaratıcı forvet. O da önemli. Yani Gençler Birliği'nin kariyerini yapıyorum ben. İki tane forvet var. İkisi de hangisiydi? Hedef adam. Yani istediğim gibi oynatamıyorum. Bu yaratıcı forvet iyi oluyor. Negredo da hedef adam. Yani shift forvet oynarsanız Negredo hedef adam, yaratıcı ya da yardımcı forvet Cenk başarılı olur. Ama ben Beşiktaş'ta kariyer yapmak istemem açıkçası. Mesela bir Galatasaraylı olarak bu sene Fenerbahçe'de kariyer yapmayı istiyordum. Bir önceki videoda da söyledim. Ama Beşiktaş'ta istemem. Takımın en değerli oyuncularına bakalım. Jermaine Lens 20,5 milyon euro İngiltere Ligi'nde oynadığı için onun altını çizelim. Çünkü bu İngiltere Ligi çok etkili. Galatasaray'ın da en değerli oyuncusu Jason Denayer 13,5 milyon euro ile. Yani böyle bir şey olamaz. İngiltere Ligi'nin etkisi, Sunderland'in etkisi. Transferi 4,5 milyon euro, öyle bir civarı olmuş. 4,1 hatta bakalım. Yani 4,1'i olmuş. Talisca'da kiralık olduğu için bu kadar yüksek. En değerli oyuncuları Jermaine Lens, Talisca, Cenk Tosun geliyor. Geri Medel. Evet. Bu şekilde. Yaş ortalaması olarak yaş ortalaması yüksek demiştik. Şimdi bakalım yaş ortalaması kaç? ...27 aslında ama sanırım bunda altyapıdaki oyuncular da var. Ben bu oyuncuların adını şu an duyuyorum. Neyse o 27 kaldı. Önemli değil. Altyapıya bakalım. Yedek takıma ve altyapıya bakalım. Evet, Tolga Zengin Reis var. Ya açıkçası arkadaşlar Tolga'yı alın as takıma. Bakın. Fabri as kaleci. Yedekte Tolga hem yerli de 33 yaşında yedekte de durur. İsyan da çıkarmaz. Niye oynamıyorum kardeş diye. Boy koyu satın gitsin. Kasanıza para girsin. Birazdan mali durumu da inceleyeceğiz. Yani ben şu an Beşiktaş'ı hiç incelemeden video çekiyorum. O yüzden paraya ihtiyaç var mı yok mu bunu? Utku. Yani aslında ben oynatma taraftarıyım. Ben bu oyuncu oynatırım. Ama şampiyonluğa gidiyorsunuz. Yani kiralık oynayacaksa kiralık gidebilir. En fazla da 3 yıldız oluyor. Aras, Marlon. Beni oyuncu değil mi bu ya? Aras. 19 yaş 6. Boş. Ersin var bir tek bakalım onun da profiline. Takım dinamikleri, dinamit dedim, dinamikleri olacak. Takım tesislerdeki atmosfer gayet iyi, çok iyi diye geçiyor. Yönetim tarzına destek iyi. Saha içindeki uyum kötü ama siz bunu zaman içinde açıyorsunuz. Taktiğinize uydukça, oyuncular birlikte oynadıkça, şu yeni taktiklerde oklar var biliyorsunuz değil mi? Ben oyunu ilk açtığım zaman oyuncuların arasındaki okları eski serilerdeki birleştirmeye çalıştım ama sonradan baktım ki öyle bir şey yok. Oynadıkça mesela iki stoper birbiriyle oynadıkça o ikisinin arasında çizgi çıkıyor. O ikisinin arasında bir uyum olduğunu gösteriyor. Evet. Takım dinamikleri, takım liderleri Quaresma ve Oğuzhan Özyakup. Bakalım hemen hiyerarşiye. Menajer biziz.
takım liderleri Quaresma olsa Atiba hak eder, iyi bir adamdır. Yüksek etkisi olan oyuncular Pepe, Gökhan Gönül, Gökhan Töre ikisi sakat zaten. Necip, Gerimeden, Cenk Tosun, Atınç, Caner. Üçü sakat hatta. Yani doğru aslında, yani uyumlu gerçekteki Beşiktaş'a göre. Diğer etkin oyuncular Adriano, Baber, evet doğru. Diğer oyuncular Boyko, Orkan yeni olduğu için ve Mitrovic diğer oyuncu. Doğru, güzel. Beşiktaş'ı iyi analiz etmişler gibi. Sosyal gruplar. Birinci sosyal grup Oğuzhan, Cenk, Gökhan. Türk oyuncuların olduğu grup daha çok. Bunların içinde Boyko, Talisca var yabancı oyuncu olarak. Mustafa Pek demek, gol demek, reis de burada. İkinci grup yabancı oyunculardan oluşuyor. Üçüncü grupta da yeni transferler var. Ve diğerde de Mitrovic var. Mitrovic hakikaten dış kapının dış mandalı gibi Beşiktaş'ta. Herkes mutlu gibi genel anlamda. Medel biraz, niye bilmiyorum, biraz mutlu. Bakalım görebiliyor muyuz? O karısıyla kavga etmiş yine herhalde. Bilmiyorum. Niye sinirli? Evet, biraz mali olan olaylara bakalım. Transfer bütçemiz 2,5 milyon euro Beşiktaş'ta. Onun dışında 62 milyon euro, hatta 62,5 milyon euroluk da bir maaş bütçemiz var ama bunun 57'sini kullanıyoruz. Arada bir 5 milyon euro, 5 milyon 200'lük bir maaş bütçesi kalıyor. Özür dilerim, maaş bütçesi kalıyor. İşte bu yüzden kadrodan bazı oyuncuları gönderebilirsiniz. Boyko gibi, ardından Tolga var. Tolga yaz takımı alabilirsiniz. Yani var gönderilecek oyuncular arkadaşlar Beşiktaş'ta. Para kazanabilirsiniz ayrıca, son şampiyon. Bu arada Beşiktaş Türkiye Ligi'ndeki en itibarlı takım, onu da söyleyeyim. İkinci sırada Fenerbahçe, üçüncü sırada Galatasaray var. Süper Lig için son 2 senenin şampiyonu olması ve son 5 senedir Avrupa Ligi'ne, yani Avrupa Liglerine katılıyor olması bunda etkili olmuştur. Ve Avrupa Ligi'ni de, Avrupa Liglerine de başarılı sayılır. Özellikle bu sene adından sıkça bahsettirdi. Beşiktaş'ın borcu 195 milyon 719 199 efendim 195 milyon euro 719 bin 580 transfer borcu 0. Yani Beşiktaş'ın borcu 195 milyon euro. Fenerbahçe'den az, Galatasaray'dan çok. Aslında çok bir borç. Bu uzun vadede sıkıntı aslında. Evet arkadaşlar. Şenol Hoca'nın yardımcısı, yardımcı ekibiyle yine kontrol edelim kimler var. Diğer kulüp incelemelerinde olduğu gibi. Yardımcı menajer, asistan menajer, yardımcı hoca, baş antrenör, Şeref Çiçek. Şeref Hoca ortalama bir menajer, asistan menajer. İtibarı düşük, maaşı 375 bin euro yıllık. Ama Beşiktaş için iyi bir hoca ama seviye atlatmak istiyorsanız biraz daha yüksek özelliklere sahip hocalarla çalışabilirsiniz. Ama Şeref Hoca da Beşiktaş için ideal bir hoca. Ömer Gülen var, altyapı sorumlusu. Futbol direktörü Ali Naibi. Evet, özellikleri güzel gayet ama hem Galatasaray futbol direktörü hem Fenerbahçe futbol direktörünün özellikleri daha iyi. Girip baktığınızda anlayacaksınız. Ama yine de iyi. Süper Lig için harika zaten. 15 diyor. Çalışılabilir gayet. Kaleci Mrmić. Marijan Mrmić. Hırvat kaleci. Eski kaleci. Çok çok iyi. Biraz disiplini daha iyi olabilirdi ama kalecilik kısmında çok iyi. Bakın. Beşiktaş'ta bir kısa kariyeri vardı Mrmić'in. Mrmić. İstatistikçi var. Eren Şafak. Baş gözlemci Fikret Demirer.
baş fizyoterapist Mehmet Rahmi Alp Özgen. Yani bunlar değişebilir arkadaşlar. Yani Beşiktaş için çok daha üstün bir şey göremedik. Kulüp hakkındaki genel bilgileri 1903 yılında kurulan Beşiktaş aslında jimnastik kulübü olarak kuruluyor, daha sonra futbol vesaire. Kuruluş yılı 1903, profesyonel itibar 3,5 olarak gözüküyor. Yani uluslararası gibi. Bu da bakalım. Yani yeterli, iyi düzeyde diyor. Evet, sanıyorum ki daha önceki serilere göre çevirin. İdare, mali durum idare eder. Çok iyi bir borcu var. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde kat oynuyor. Genel bilgilerine geçecek olursak, ezeli rakipler İstanbul derbisi olan Galatasaray ve Fenerbahçe. Diğer rakip olarak Trabzonspor da var. Ama mesela Fenerbahçe profiline girdiğiniz zaman derbilerde Trabzonspor ile rekabete dayanan derbi yazıyor ama Beşiktaş'ta yok. Yani Beşiktaş-Trabzon maçı o kadar da gerginliği yüksek olduğu bir maç değil. Bilet ortalama fiyatı 30 euro. Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı. Kombine 30 bin. Evet, diğer kulüplerden fazla zannediyorum ki. Lakap Kara Kartallar, biliyorsunuz. Evet. Tesislerini inceleyelim. Stadyum adı İnönü Spor Kompleksi. Vodafone Arena aslında ama belki sponsor reklam olmaması için yazmadılar, bilmiyorum. Ama adamlar isim hakkını aldı, yani parayı bastırdı. Şehir İstanbul. Kira kapasite 41.903. Güzel bir stat. Ben gitmedim ama önünden geçtim çok. Isıtmalı zemin var. Stat durumu çok iyi. Kapanabilir çatı yok. Çim yapay karışık. Saha durumu çok iyi, evet. Kurumsal ağırlama, üst düzey kurumsal ağırlama. Muhteşem antrenman tesisleri, veri analizi olanakları basit düzeyde. Türkiye'de sanırım bütün takımlarda basit düzeyde bu. Altyapı tesisleri harika. Beşiktaş altyapısından da ben Galatasaray ve Beşiktaş altyapısının düşüşte olduğunu düşünüyorum. Ve iyi oyuncular maalesef çıkmıyor. Fenerbahçe daha başarılı bence bu konuda. Ama oyunda çıkartabilirsiniz. Harika altyapı tesisleri var ise 13 yıllık stadyum sponsorluk anlaşması. Vodafone anlaşması. Nevzat Demir de oynuyor. Antrenman yapıyor. Genç kazandırma düşük seviyede. Antrenörlük, altyapı antrenörlüğü yeterli seviyede. Yani bakalım. Bayrampaşa, Dikili Taş, Beşiktaş, Viyen. Pilot kulüpleri geçmişi inceleyecek olursak 13 kez Süper Lig şampiyonluğu var. 9 kez Ziraat Türkiye Kupası, 8 TFF, Federasyon, işte İstanbul Ligi vesaire vesaire, eski kupalar. Yani Beşiktaş kariyeri açacak adam bence bu oyunda, bu seride. Yani bakın, ben bir Galatasaray taraftarıyım, onu söyleyeyim öncelikle. Beşiktaş kariyeri açacak adam 2018 için Beşiktaş'ta olması gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela ben Galatasaray'ım ama Fenerbahçe'de kariyer heyecan verir yani. Uzun soluklu falan. Ama Beşiktaş için bu seride bence Galatasaray'ın da transferleri ve yükselişi olmasa Galatasaray'da cezbedici değil. Daha cezbedici takımlar var. Onları da bir sonraki videomuzda açıklayacağım. Ben bahsedeceğim fikirlerimi. Trabzonspor hakeza. Yani Beşiktaş ve Galatasaray'ı ben o kadar kariyer yapılası takımlar görmüyorum. Eğer tutmuyorsanız, ama tutuyorsanız, yani mesela Fenerbahçe'nin çok fazla hedefi olabilir. Maddi zorluklar var, savaşırsınız. Beşiktaş'ta hedefiniz ne olur? Avrupa'da her sene katılmak olur. Avrupa'ya her sene katılmak olur. Süper Lig'de işte 3. yıldızı taktırmak olur. Yani kulübe çıta atlatmak olur ama o da işte, yani ne bileyim, Beşiktaş açılıp da tutkulu oynanacak bir kariyermiş gibime gelmiyor benim. Ama yine de Beşiktaş taraftarı için, yani Beşiktaş kariyeri yapılabilir elbette. Yapılamaz anlamında söylemiyorum ama tutkulu kariyerlerden biri olmaz bence. Ne Galatasaray ne Beşiktaş. Evet, genel anlamda Beşiktaş bu şekilde. Ben yani videoları biraz daha kısa, biraz daha akıcı yapmaya çalışıyorum artık. Bazı arkadaşlar sıkıldıklarını söylemişler. 25-26 dakika. Neyse de hani hep aynı şeyler konuşulduğu için oyunla ilgili içerikler yavaş yavaş.
Artık biraz formatı değiştireceğim. Yani ben de çok fazla video tecrübesi olan birisi değilim. Ama geliştireceğiz, daha güzel olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. FM oyuncusu olarak herkesi selamlarız, iyi oyunlar dileriz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Esen kalın arkadaşlar.